Şimdi otelden çıktık. Otelimiz arkada kaldı. Çeşme'nin tipik yolları böyle. Şu taş ev çok orijinal. Yan evler böyle. Bizim otel de çok hoş. Onun resmi videosunu yaparım böyle. Çeşme hoş. Sakin. Sezon oldu hani yine sakin ama sahiller kalabalık. Kuskoklar biraz sakin. Bugün de sabahtan gidiyor, durmuyor. Şöyle çekeyim gibi. Tipik bir Ege kasabası Çeşme, İzmir'e bağlı. Bu bilmiyorum, burunun ismi burundan ucunda. Güzel şöyle. Kuş çok güzel şöyle. He? Bu ağaç mı? Çok güzel, evet. Çok güzel. Sabahleyin yürüdük. Sonra tekrar gel tekrar öğlen yürüdük. Şimdi akşamüstü denize gideceğiz. Aldık kıyafetlerimizi. Kendim bir tane şort aldım burada. Deniz şortum yoktu. O an video çekme aklıma gelmedi. Bir video yapayım dedim şöyle. Merkez burası. Çarşı. Çok da büyük değil yani. 2 kilometre git, 2 kilometre gel. Böyle. Şöyle. Abi bir babia here. What do you think? Ha? Maybe cheaper here, yeah, you buy beer. Okay, we buy beer and then. Şimdi biri aldık. Buraya buz koydurttuk. Sahile kadar yürüyeceğiz. Isınmasın biralar diye. Sabah da Leyla'ya nereden şey aldık. Ne diyorsunuz ona? Bikini aldık. Bikinisi yoktu. Elbiseyle denize giriyordu. Bir çarşı seçti. Aşağı yukarı bir kilometre de yukarı doğru gidiyor. Yine de tipik. Öyle çok hoşuma gitti. Böyle mimariler. Çok güzel evler. Şurada bir tane ağaç altı, çınar altı kahve var. Ne olur, hoş. Değişik. Değişik bir mimari. Burası kilise. İsmini burada yazıyor. Kilise. Dün sergi vardı burada. Sergi vardı. Hala sergi var içeride. Çok güzel yağlı bu resimler vardı ama almadık bir şey. Yağlı bu resimler var içeride. Karma resim sergisi. Burası kilise. Kilise. Hava çok tatlı cimden. Tatlı. Binalar çok değişik. Eski bina. Arıskoplar da güzel burada. Çeşme. Şöyle bir de olur. Şurası şöyle. Are you in this perfume, Leyla? Ah. Sakız. Tam da sakızı. Çeşme köy kurabiyesi.
bu adamı çıkartıp onu görüşeceğim. Abi dedim, bu bizim üye çiftliğine. Neymiş şurası? Meyhane. Bir meyhane var. Demleme çay. Çok pahalı. Çeşme. Türkiye'nin her yeri pahalı. Yani Türk insanı 11 ay değil 12 ay çalışsa burada tatil yapamaz. Buraya gelenlere baktım, hep yabancı. Türk de olsa yabancı köyde yaşayanlar. Ne yapmıyorum, bir Türk burada normal maaşlı. Hele emekli hiçbir zaman buraya bir tatil yapsın. İmkan yok. Fiyatlar ateş pahası. Dün bir tane döner dürüm kebap 240 lira. Düşünün yani. Bir dürüm. Burada bir lahmacun, bir ayran 190 lira. Aşırı pahalı. Doldurmuşuz. Artık Türkiye'nin her yeri pahalı. Vallahi artık yapacak bir şey yok. Ateş pahası. Memlekette ucuz bir şey yok. Ha, burası gölgeymiş. Burası. İşte onun için diyorum, buradan yürüyorum. İşte kale var. Dün kaleye girmek istedik de bir şey yok dediler. Bir de vazgeçtik. Bir de bina şu ya. Binalar çok hoş. İstanbul'un çirkin binalarından sonra buraları. Kalede bir şey yok dediler. Burası da meydan. Evet. Güzel kahve var. İlk geldiğimizde şuradan sağdan denize gittik. Oradan denizde yürüdük. Leyla burada da vardı bir denizde. Adam oraya bakalım, hadi oraya bakalım. İleride sağda da botlar kalkıyor. O adalara tur botları kalkıyor. Oradan gittik. 500 lira. Tekne turları 500 lira günlük. Yemek dahil içinde. Şimdilik 500, yani 2023'ün fiyatı. İleride ne olur bilmiyorum. Güzel geçti ama. Tavsiye ederiz. Ondan sonra burun deniz de fena sayılmaz. İstanbul'da deniz olmadığı için artık bana burasının denizi bir, yani şu kıyı denizi bir iyi geliyor ama tekne turundaki o deniz şahaneydi. Müthiş, süper bir deniz. Yapamaz yani. Burada bir tane daha diyor, şey var diyor. Plaj var diyor. İşte kale böyle. İçinde bir şey yok dediler. Biz de zahmet etmedik. Burada çok sıcak. Sıcakta gezilmiyor. Bir saat, iki saat geziyoruz. Otele gidiyoruz. Öyle yani. Burası mı diyorsun sen? Hele burayı mı diyorsun? I think you have to pay Leyla. It's not free. Yeah, you have to pay here. Yeah, or maybe private, but I don't know. This is for people, for public. Evet. Çeşmenin sahili. Ben geldim buraya 30 sene önce. Amcanın mavi tür yaptık. Ne bileyim şimdi 25 metri. O zaman geldim buraya. Sahil aynıydı. Sahil hatırlıyorum aynı. Yani burası kordon boyu aynı. Yani zaten başka da bir şey yapmadık. Burada bilmiyorum nereye park ettik. Buraya mı amcam Ahmet abi. Şurada ileride bir yer park ettik. Burada birkaç gün kaldık. He? Ertan Otel. And yeah, my hotel. I wish. Yeah. Neyse biz aldık bir amıdı şimdi. Burada biraz bir içelim. Oradan da akşama doğru Alaçatı'ya gideceğiz. Alaçatı'da geçtik, duruyordu minibüs oradan. Otogar'dan. Ama durmadık orada. Burada kalıyoruz. Alaçatı'ya sonra bu akşam İnşallah gideceğiz. Orada da bir turlayalım bakalım. Vakit az. 3 gece ne geldik buraya? 3 gece ne ki yani? Keşfedemiyorsun doğru düz. Bugün seyrettiği bir yere gittik oradan. Şurada, şurası. Şurada soda içtik şurada. Film çektik. Resim çektik şurada. Burası. Tepede. Çok yerler var ama vakit yok. Leyla az 10 günlüğüne geldi Türkiye'ye.
Yani ben de sıkıştırmaya çalışıyordu işte. Yine de çok şey yaptık. Bakalım. Böyle. Deniz bugün. Oy. Deniz. Güzel değil fazla ama bakalım. Çok güzel gireceğiz denize meriyor. Yine sabahleyin şu tepeye çıktık. Bizim hemen otelin arkadan merdivenle oraya çıkılıyor. Şu seyret. Gerisini tavsiye ederim. Seyir et yazıyor. Çok fazla değil yani 100 basamak sonra oraya varırsınız şuradan. Müthiş manzara. Bütün çeşmeyi ayaklarınız altında. Bu da ünlü heykel. İsmet İnönü'nün heykeli. Burada bir şeyler yazıyor. Namusla ilgili. Politikacının ağzından namus kelimesi duymak pek inandırıcı değil. Ha, bu bizim firma. Buradan gittik şeye. Merhaba. Beşler. Bu bizim firmada gittik. Dün okuyanız he? Abi. Okuyanız. Dün gittik. Ve bayrağımız, şanlı bayrağımız. İleride biz denize gireceğiz. Şurada. Şu karşısı Kos. Yunanistan. Donan. Peki sus. Evet, 30 küsür sene önce hatırladım buraya park ettik biz motorumuzu. Rahmetli Ahmet abinin motoru. Amcamın almadan arkadaşı. Çok güzel bir mavi tur yaptık. Bir ay. Türkiye'nin bütün batısını, Ege ve Marmara'yı gezdik. Akdeniz'e dair oluyor herhalde çünkü en güneyden başladık. Ne güzel bir şey. Evet. Güzel bir yere park ettik. Burada deniz güzel. Bizim girdiğimiz denize girdiğimiz yer burası çeşmede. Ilıcı'ya gidecektik ama Ilıcı'ya iki kişi dedi ya ne yapacaksın abi orası çok rüzgarlı, dalgalı falan. Çok kalabalık abi, eğlenemezsin dediler. Ve de dün bot turu yaptık, onda eğlendik. Bugün Ilıcı'ya gidecektik, yapmadık ama bu, baksana burası daha sakin. Deniz güzel, çok müthiş. Buraya ilk geldiğimiz gün buradaydık. Burası da güzel, yani tavsiye ederim. Ilıcı'yı görmedik. Hadi bir dakika şöyle fazla günlerim oldu mu gelirim ama burası iyi. Burası kalabalık biraz ama baksana yine çok güzel. Bakın tertemiz. Sahil burada. Allah'a bak ettik. Buraya bak. Son sigara seviyoruz. Nur şimdi yaptın. Evet, deniz çok güzel. Ne yapalım Leyla? Şuraya oturalım. Şuraya mı oturalım? Buraya oturalım. He? Oraya mı gidelim? Oraya mı gidelim? Sahile mi gidelim? Kendi suyumda. Here deep. Here deep. Over there like good. Like all chill. Here deep. But you can hold the trails, you can hold the handles. He? Okay. Tamam, biz buraya yerleşelim şimdi. Tamam. Evet, buraya yerleştik şimdi. Kamera mı? Kamera, video çekiyorum böyle. Anılar. Güzel ama yani. Evet. Çin malı. İkinci el aldım bunu. Ufacık bir şey. Öbürleri büyük ve taşımak zor oluyor. Evet. Video çekiyorum böyle, anılar. Peki o çektikleri nereye nasıl aktarıyorsunuz? Bu içinde şey var, ne diyorsunuz? Sim kart. Sim kartı, onu bilgisayara koyuyorum, aktarıyorum böyle. Oradan seyrediyorum böyle. Paylaşıyorum tanıdık dostlarla. Biramızı aldık, bu Monti. Türk birası, filtresiz. Evet. Güzel bira. Fitesi güzel, evet ya. Tuborg kaçtı. Tuborg mu? Tuborg benim enişte var. Yunan, Rum. O çok seviyor. Bu. Fıstığımız var şöyle güzel. Şunu aldık böyle.
basit mutluluklarla işte mutlu olmaya çalışıyoruz. Gülüyor. Ne gülüyor, anladın mı? Hayır, ne dedim ben? Türkçe biliyor musun? Türkçe anlamıyor. Evet, ne diyeceksin yani sen? Var var ya işte. Ha, o yemekten bahsediyordu. Ne aldın sen böyle ya? Kato. Ya biraz daha soğuk saydım vücudum. Yani girmenizde çıkmamız zor oldu. Evet, böyle işte. Hayat böyle. Basit mutluluklarla bunu biraz fındık kıstık. Tako mako. Yine idare ediyoruz. Senin şey resimlerini görüyorum. Çok güzel bir gün batışı. Çeşme'de. Çeşme'nin gün batışı güzel. Saat 8'e geliyor. Hala hava böyle. Güneş batmadı. Çok güzel bir ambiyans var burada. Alamadık. Doğru mu diyeyim? Beyler diyor, niye Türkler diyor, gün batışında sevdiği, dedim biz Türkler romantiyiz. Hadi ya, sen de mi? Ben de romantiyim diyorum. Hiç görmedim romantikliğini diyor ama. Güzelliğe bakın ya. İnsan bu romantik olmaz mı? Süper. Süper. Biraz abartacağım ama çeşmenin bir diğerinden de gün batışına, güneş batışına bakacağım. Şöyle bakın. İleride yüzüyorduk, şu ileride. Oradan geldik böyle. Çok güzel gün batışı var ama akşamımız çok güzel burası. Bu da meyhaneler şöyle. Çeşme koşu meyhane. No fish. No fish. Ufak. Ufak balıklar var böyle. No one swim here? He? No one swim here? Yok, burada yok. Burada ne anda don't swim here. Şimdi otelimize gideceğiz. Duş alacağız. Ağaçatı bak. He? Eat. Yeah, of course. Anything come from sea, you can eat. Evet, süper. Maybe I'll do shooting there, Leyla. Shooting. Okay? Yeah, the shoot. Shoot the balloons. Yeah, thank you. He? I've been nothing. Yeah. No. Well, I think he just started now. But the guns here, you know, the guns, the rifles. Maybe. Shooting. Yeah. I do. Çok güzel. Evet, günaydınlar. Çeşme maceramızın sonuna geldik. Buraya otobüsümüze. Nereye? Oradan Çanakkale'den İstanbul'a gideceğiz. Dün Alaçatı'ya gittik. Çok müthişti Alaçatı. Yani video çekemedim çünkü o an yaşamak istedim. Şimdi böyle gidiyoruz. Çeşme çarşısı devam ediyor.
Çeşmenin akşamı da müthişti. Müthiş bir akşam vardı o gece ışıklar. Bu yol Alaçatı'ya giderken yollarda gelen o evler falan. Bu yarımada çok müthiş. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet. İşte buralara gelirdim. Büyükçekmece'ye giderdim. Büyükçekmece güzeldi. Büyükçekmece bittiği için şimdi buraları bana güzel geliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle Çeşme tavsiye ederim. Yani düşünelim. Bakın. Dükkanı. Ucu. İzmir'in kumrusu meşhur. Her yerde böyle. Oldu. Bu videoda böyle olsun. İyi günler. İyi seyirler. Bu